Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir masa arıyorsanız, bilgisayar masası olabilir veya gündelik kullanımlarınız için kullanabileceğiniz harika bir masa önerisiyle geldim sizlere. Havit markasının RGB oyuncu masası olarak geçiyor ama siz bunu ofis kullanımı, gündelik kullanım, herhangi bir şeyde kullanabileceksiniz rahatlıkla. Öncelikle masanın üstü fiber kaplama bir yapıya sahip ve gerçekten tasarım anlamında çok şık duruyor. Ayrıca ürünün iki yan kısmında da RGB renkler bulunuyor ve akşam karanlıkta the çok güzel bir ambiyans veriyor odanıza. Böyle odanızın ambiyansına şık bir katkı sağladığı için biraz daha performanslı çalışmanıza veya daha güzel oyunlar oynayabilmenize yarayabilecek bir ürün. Şimdi ürün gerçekten güzel bir kutulama ile geliyor ve kutunun içerisinden torna vidasına kadar çıkıyor. Kurulum çok basit. Onu öncesinde söyleyeyim. Hani ben bile kurabildiysem rahatlıkla ister kadın ister erkek kullanıcılarımız olsun tek başına rahatlıkla kurabilirler. Ürünün alt kısmında kablo saklama bölümü bulunuyor ve powerbank ya da ister bir şarj adaptörüne takıp fişe takarak da ürünü renklendirebiliyorsunuz. Yani RGB ışıklarını yakabiliyorsunuz rahatlıkla. Ürün gerçekten kullanım amacıyla güzel ve kompakt bir masa. 60 santim derinliği, 120 santim genişliği ve 74 santimde uzunluğu yani yerden yüksekliği bulunan bir masadan bahsediyoruz. Kutulaması kargoda herhangi bir zarar görmeden tarafınıza gelebiliyor çünkü kutu içeriğini güzel paketlemişler. İlerleyen dakikalarda dezavantaj olarak bir konudan bahsedeceğim ama sizlere şu anda detay görsel olarak masanın kutulamasını da göstermeye çalışıyorum. Kargodan nasıl geliyor, kurulum aşamaları. Bunları çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Dediğim gibi kurulum bir böyle 7-8 dakikalık bir zaman alıyor. O da zaten içerisinde bir RGB ışık olduğu için o kabloları arka kısımdan geçiriyorsunuz. Bir tek onlar zaman alabilir. Onun dışında kurulumu çok basit ve tornavida da içerisinden çıkıyor. Hani evinizde yoksa da bunu da düşünüp kutunun içerisine koymuşlar. Ayrıca kullanım kılavuzu yani kurulum kitapçığı da içerisinden çıktığı için orada aşamalı olarak nasıl kuracağınızla ilgili görseller de mevcut. Masanın şu anda sizlere detay görüntüsünü de göstermeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi güzel siyah bir tasarıma sahip ve üst kısmı fiber kaplama olduğu için de gayet şık duruyor. Ayrıca bu masada hem kulaklığınızı koyabileceğiniz bir bölüm hem de içtiğiniz içeceği koyabileceğiniz de bir bölüm bulunuyor. İstersen şişeyle su taşıyorsan veya bardak kahve vesaire içerisine koyabiliyorsun ve rahatlıkla orada oyun oynarken en azından masada elin çarpmadan kullanmanı sağlıyor. Orada dökülme ihtimali yok çünkü bir yuva gibi bir yer yapmışlar içecek kısmına. Kulaklık kısmı da güzel kablo karışıklığını son vermek için de bu güzel bir özellik olmuş ki bu masa kompakt yani küçük bir masa olduğu için bu tarz şeyler çok fazla masa üzerinde yer kaplayabilir. Kulaklık olsun, bardak olsun veya şişe olsun. Şimdi malzeme kalitesinden de birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Ürünün metal yapısı gerçekten güzel. Ürün hiç sallanmıyor. Yani ben bunu deneyimledim. Üzerine ağır bir şeyler de koysanız bilgisayar kasası, işte monitör hiçbir problem yaşatmadan kullanmanızı sağlayabiliyorsunuz bu masa sayesinde. Şimdi gel gelelim dezavantaja. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Alt kısmında denge ayağı bulunuyor. Böyle bir metal ayak. O evet dengeyi sağlıyor ve anatomisine baktığımızda masanın bu tarz masalarda olan bir yapı ama o demire şöyle düşünün masada oturuyorsunuz ve içeri geçmek istediğinizde ayak kısmınız, diz kısmınız çarpabiliyor. O yüzden hani bu benim için bir dezavantaj ama baktığınızda masanın sallanmaması ve sağlam olması için de konulabilecek bir parça. Sadece şu olabilirdi. O metali biraz daha üst kısma yani dizimizin biraz daha üstüne gelecek şekilde yapsalardı bence daha iyi olabilirdi en azından masanın içerisine böyle tamamen girip istersek böyle biraz daha salaş çalışabiliriz. Yani buna imkan verirdi. Ama bu masanın hani böyle detaylı incelemesini de sizlere nasıl anlatılır bilmiyorum ama ben bu şekilde masayı anlatmaya ve göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Şu an içerisinde diğer odamda kullanıyorum. Laptop kullanıyorum. Laptopumun olduğu odada üzerinde de birçok ekipmanım var hatta. Gelen bazen ürünleri de incelemeden önce oranın üstüne koyuyorum. Çünkü evimde artık yer kalmadı. O açıdan bana güzel bir Hizmet veriyor. Bu arkamdaki masa zaten büyük. Buraya koyamam. Diğer kendi odamda kullandığım masada ama Havit'in RGB'li masasını kullanıyorum. Ve ben bir şerit led de le çekmeyi düşünüyorum o duvar kısmına. O zaman daha da tatlı, daha da güzel olacak. Yani bunu kendim modifiyeleyeceğim aslında. Siz de bu tarz bir masa arıyorsanız aklınızda bulunsun. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca incelememi istediğiniz ürünler varsa da bana bunları yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.